Ben 44 yıllık bir bağımlıyım. Ben başardıysam onlar da başarabilirler. İlk 6 yaşımdayken içtim. Çünkü pederim alkolikti. İçmediğim zaman sopa yiyordum. İçip sarhoş olduğum zaman da sopa yiyordum. Allah ondan razı olsun ki bugün bu yere gelebildim sayesinde. O bana dokunmasaydı benim sokakta yapacağım tek şey vardı. O da alkole geri dönmekti. Bir kereden bir şey olmaz demeyin. Bir kereden çok şey olur. Her şey bir kereyle başlıyor. Yeşilay'da kendimi sevmesini öğrendim, değer vermeyi öğrendim. Aynada gördüğüm adamı seviyorum. Benim derdimden muzdarip arkadaşlar beni dinliyor olabilirler. Çare var. Mücadelenizi dinlemek için bir aradayız. Sizin daha 6 yaşında başladığınız alkolden 44 yıl sonra kurtuluşunuzu dinlemek için bir aradayız. Bizden kendinizden bahseder misiniz? Merhaba, adım Serhat. Ben 44 yıllık bir alkol bağımlısıyım. Çocukluğumda başlayan bir serüven oldu. Çünkü pederim alkolikti. İçmediğim zaman sopa yiyordum. İçip sarhoş olduğum zaman da sopa yiyordum. Çünkü kendisi alkolikti. Gücü bana yetiyordu. Benim üzerimde hüküm sürüyordu. Bir süre sonra ilk başlarda acı gelen tadı sevmeye başladım. Çünkü suya benziyordu. Acı suyu içerim diyordum. Sopa yememek için. Sonra sarhoş olmaya başladım haliyle. Sarhoş olduğum zaman da sopa yiyordum. Niye sarhoş oldun diye. Bir süre sonra sarhoş olmamayı da öğrendim. İlk 6 yaşınızdayken mi içtiniz? Evet, ilk 6 yaşımdayken içtim. Ve sonra bu sıklıkla devam etti. Evet, her gün içerdi. İçkili şekilde gelirdi. Yatana kadar içmeye devam ederdik. Onun yanından ayrıldıktan sonra da alkolle olan bağımı kesmedim. Benim annem erken yaşta vefat ettiği için... Siz kaç ben, yaşınızdayken anneniz vefat etti? 10 yaşındayken vefat etti annem. Bir sene kadar kaldım yanında. Sonra annem vefat etti. Ondan sonra yetiştirme yurdu serüvenim başladı. Anne babanız ayrı mıydı? Ayrıydı. Ayrı ailelerin çocuklarıydık. Bir kız kardeşim var. Şu an benimle görüşmüyor. Bağımlı olduğumu biliyor. O da kendine göre haklı. Çünkü bir anne. Ben onun yaşadığı duyguları tatmadım, bilmiyorum. Baba değilim. Evladım yok. O da kendi evlatları için endişeleniyor. Ben de olsam endişelenebilirdim. Kolay değil bir alkolikle yaşamak. Çünkü biz kendimize zarar verdiğimi düşünüyoruz ama farkına varmadan etrafımıza da zarar veriyoruz. Zarar verdiğimizi anlayamıyoruz. Bunu çok sonra görüyoruz. İçtiğimiz dönemlerde bunu görmemiz mümkün olmuyor. Onun alkolik bir abisi vardı ve onu hiç ayık görmedi. Onun yaşadığı psikolojik travmayı ben bilemem. Yaşamadım çünkü. Özlüyor musunuz? Elbette ki, kardeş sonuçta. Yani ne zaman görüştünüz? 6 yılı geçti. Et tırnaktan ayrılmaz. Annemden kalan tek yadigar. Özlüyorum. Uzun süre hayatım alkolle geçti. Alkolsüz hiçbir iş yapmadım, çalışmadım. Belli bir süreden sonra bağımlı oldum haliyle. 19 yaşına geldiğimde tam bir bağımlıydım. Ama alkolik olmaktan övünen bir bağımlıydım. Çünkü sarhoş olmuyordum. Ben cerrahi teknisyeniyim. Alkolik olduğum için mesleğimden ayrılmak durumunda kaldım. Çünkü alkol içmediğim zamanlarda ellerim titriyordu. Benim mesleğim gereği ellerime ihtiyacım var. Ellerim kusursuz bir şekilde çalışmasına ihtiyacım var. Neşter insan hayatını tehlikeye atabilecek bir araç. Ben ameliyat uzmanıyım. Haliyle insan hayatına zarar verebilirdim. Bu yüzden mesleğimden ayrılmaya karar verdim. Mesleğimi bıraktıktan sonra kahveci olarak çalışmaya başladım. Evim, yerim, düzenim vardı. Pandemiye kadar her şey normaldi. Ben de herkes gibi sosyal içiciydim. Pandemi sonrasında sosyal içiciyim daha kötü bir boyuta geldi. Tabii
işimi kaybettiğim için sokaklarda yaşamaya başlayınca alkol alamıyorsunuz, zorlanıyorsunuz. Kutu toplayarak alkol alıyordum. Ne kadar süre sokakta yaşadınız? 6 sene hemen hemen. 6 yıl. İstanbul'da mıydınız? İstanbul'daydım. Sokak yaşantısına alışkın değilim. Burada öğrendim. Birkaç kere cüzdanımı çaldırdım. Geceleri uyumamayı öğrendim. Gündüzler herkes saat 6'da koşmaya falan başladığı zaman uyumaya başladım. Sokak kurallarına yavaş yavaş alışıyorsunuz. Çünkü sokaktasınız, kalabilecek yeriniz yok. Hayatınızda size destek olacak biriniz yok. Kuytu köşe yerler bulmaya çalışıyorsunuz. Uyanık kalmanız gerekiyor çünkü çok soğuklarda donup ölebilirsiniz. Allah'a şükürler olsun donmadım. Çok dişlerimin titrediğini gördüm, şahit oldum, bunu yaşadım. Ama bir şekilde ayakta kalmaya çalıştım. Bugünlere geldim şükürler olsun. Siz nasıl bugünlere geldiniz? Nasıl toparlandınız? Ben arkadaşlarımdan, sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımdan öğrenmiştim. Hastanede kalırken beni ziyarete geliyorlardı. Yeşilay'ı bana önermişlerdi. Yeşilay'a gittim randevu alıp. Bağımlılarla çalışıyorlar, her türlü bağımlılıkla. Orada Yeşilay bana destek oldu. Benim hastalığımı tanımamı, öğrenmemi, neler yapıp ne şekilde davranacağımı, nasıl kendimi hayatta var edeceğimi gösterdiler. Şu anda Yeşilay'dan destek ve tedaviye devam ediyorum. Orada atölyelere katılıyorum. Programör kursundayım. Şu anda kendim uzun süredir işimi kaybetmiş durumdayken artık bir kazanç kapısı açıldı. Programör yapıyorum. Ahşap yakma sanatıyla uğraşıyorum. Evet. Bu şekilde geçimimi kazanmaya çalışıyorum. Yanınızda birkaç eseriniz var, bize gösterir misiniz? Tabii ki dersen? Gösterebilirim. Şöyle, her türlü deseni yapabiliyorum. Şöyle göstereyim. Bunda elinizde her türlü resim olursa İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bunun için emek gerekiyor. Ne kadar sürede öğrendiniz bunu? 5 aydır bunun öğrenimini görüyorum. Ve şu anda buradan bir geçim de sağlıyorsunuz. Buradan kendinize. Bir geçim sağlıyorum, evet. İhtiyaçlarımı buradan kazandığım parayla karşılıyorum. Bana hayat veriyor böyle olmak çünkü işe yaradığımı hissediyorum. Birilerini memnun edebiliyorum. En çok da kendimi memnun edebiliyorum çünkü uzun süredir çalışmıyordum. İhtiyaçlarımı karşılayamıyordum. Şimdi kendime olan inancım, güvencim arttı. Evet. Kendimi sevmiyordum, kendime değer vermiyordum. Yeşilay'da kendimi sevmesini öğrendim, değer vermeyi öğrendim. Aynada gördüğüm adamı seviyorum. Çünkü aynada akşamdan kalmış bir adamı görmüyorum sabahleyin. Telefonuma baktığım zaman acaba akşam kimi aradım, kime ne ettim, kiminle kavga ettim, ne ettim korkusu yaşamıyorum. Çünkü bir süre sonra sızmalar ve hafıza kayıpları başlıyor. Gece ne yaptığınızı, ne ettiğinizi hatırlamıyorsunuz. Ne kadar süredir bu şekilde sağlığınıza kavuşmuş durumdasınız? 9 ay olacak yarın, salı günü. Temizim, temiz olmaya çalışıyorum. Bağımlılık hiç bitmeyecek bir hastalık. Şeker gibi, kalp gibi, tansiyon gibi. Sadece durdurulabiliyor ama bunun da zamanı yok. Her an kayma yaşayabilirsiniz. 10 senelik, 20 senelik, 17 senelik kayan arkadaşlarım var. Ama vazgeçmemek gerekiyor, pes etmemek gerekiyor, çabalamak gerekiyor. Ben başardım. Beni dinleyen, beni gören arkadaşlar benden bir feyiz alabilirler. Onlara bu güvenci getirebilmek için bu ekranların karşısına çıktım. Çizimlerinizden bir portre var, orada bir beyefendiyi çizmişsiniz. Evet. Bir de onun anlatabilir misiniz acaba, Emin Hoca'yı? Ben YEDAM'da destek görüyorum. Onlar Emin Hoca'yla görüştüler. Gördüğünüz şahıs, onun resmini hediye olarak yaptım kendisine. O şu ana kadar binlerce insana dokunmuş. Bu insanlardan bir tanesi de benim. Ben şu anda onun yanında, sokakta değilim. Benim yiyeceğim, içeceğim,
sabah öğlen akşam yemeğim, temizliğimi sağlayabileceğim bir banyom, ihtiyaçlarımı karşılayabilecek bir çamaşırhanemiz var. Benim gibi birçok insana dokundu. Bunlardan biri de benim, Emin Hoca sayesinde ben bu ahşap yakma işini yapabiliyorum. Malzemelerimi temin ediyor. Makinamı aldı. Benim makinam çok pahalı. Yüksek miktarlar istiyor bu makinalar. Ben şu anda onun nezdinde sipariş alabiliyorum ve kendi ekmeğimi çıkartabiliyorum kimseye muhtaç olmadan. Allah ondan razı olsun ki bugün bu yere gelebildim sayesinde. O bana dokunmasaydı benim sokakta yapacağım tek şey vardı, o da alkole geri dönmekti. Benim derdimden muzdarip arkadaşlar beni dinliyor olabilirler. Çare var. Sizin bunu istemeniz gerekiyor. İyileşmeyi istemeniz gerekiyor. Siz istemezseniz karşınızdaki insan hiçbir şey yapamaz. Kendiniz için bırakmayı istemek zorundasınız. Kendiniz için bırakmayı istedikten sonra Yeşilay var, Atsız Alkolikler var. Size yardım destek ediyor ve bunlara ücret vermiyorsunuz. Tamamıyla ücretsiz. Yeşilay maddi manevi olarak destek oluyor. Ben yol parası ödemiyorum. Onlar karşılıyorlar. Benim çünkü çalışmıyorum şu anda. Bir işte çalışmıyorum, sigortalı bir işim yok. Her zaman sipariş gelmiyor çünkü ben bilinen bir sanatçı değilim. Ben 44 yıllık bir bağımlıyım. Ben başardıysam onlar da başarabilirler. Bazen haber kanallarında şöyle haberler görüyoruz. Daha reşit olmamış, yetişkin olmamış çocuklara anne babaların işte alkol içirirken, tattırırken aslında şakavari, keyifli bir ortammış gibi ama çocuğu çok küçük yaşta alkolle tanıştırdığı haberlere, videolara denk geliyoruz. Siz aslında biraz, tabii ki sizinki daha zor, daha farklı ama biraz da benzer, çok erken yaşta tanışmışsınız. Böyle ailelere söylemek istediğiniz bir şey olur mu? Alkol insan hayatında yer etmiş olan en büyük hastalık. Alkolü içirmek, onunla poz verdirmek bir aileye yakışmayan bir davranış. Çocukların hayatınızla oynuyorsunuz. Oynamayın. Benim pederim benim hayatımla oynadı. Ne hakkı vardı? Hiçbir hakkı yoktu. O beni dövmeseydi ben alkolü sevmemiş olacaktım belki. Tatmamış olsaydım alkolden muzdarip olmayacaktım belki. Beni o bu yola soktu. Hayatıma mal oldu benim. 50 yaşındayım. 50 yaşından sonra kendimi sevmeyi öğreniyorum. Kendimle yaşamayı öğreniyorum. 50 yaşına kadar kendimle barışamadım ben. Hep yokluk içinde, zorluk içinde, çile içinde. Buna hakkı yoktu. Bu hayatı bana yaşatmaya, bu acıları bana yaşatmaya hakkı yoktu. Hesabını Allah'a verecek tabii, beni ilgilendirmiyor. Alkol, sigara, bunlar eğlence değil. Bunlar hayatı karartan en büyük gerçeklerden bir tanesi. Çocuğunuzun hayatını karartmak istiyorsanız yapmaya devam edin. Ama çocuğunuzu gerçekten çok seviyorsanız bir kereden bir şey olmaz demeyin. Bir kereden çok şey olur. Her şey bir kereyle başlıyor. Ben şu anda o ilk kadehi almadığım sürece sağlamım. Ben o ilk kadehi aldığım zaman eski Serhat olacağım. 9 ay önceki Serhat'a anında döneceğim birkaç saat içinde. Çünkü beynim ona kodlanmış benim. Direkt sanki üstünden zaman geçmemiş gibi beni o ana götürecek. Ben o ilk kadehi almamayı tercih ediyorum. Bunun için çabalıyorum. Çocuklarınızın hayatıyla oynamayın. Hakkınız yok. Annesi babası olmanız size bu hakkı vermiyor. İçmediğim zaman sopa yiyordum. İçip sarhoş olduğum zaman da sopa yiyordum. Çünkü kendisi alkolikti. Gücü bana yetiyordu. Benim üzerimde hüküm sürüyordu.